Evet, Eleştirmen TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Stellar Blade. Daha yeni çıktı ama biz 5 gündür nefes almadan oynuyoruz. Yetiştirmek için incelemek. Özellikle de bugün. Evet, yani işte yok şunları yapayım, yan görevleri yapayım bilmem ne. Oyun 50 saat sürüyor. Ama hiç yormadı gene de. Çünkü böyle çok öf bitsin öf. Bir tek balık kısmı. Demedim. Bir tek balık kısmı. Balık kısmında bile öyle aman aman nefret etmedim biliyor musun? Şeyde ben çok uyuz oldum. Toplanabilirlerdi. Her hangisi oyunda olan her şey. Normal bir şey. Biz çünkü abi millet ara verir oynuyor. Biz günde 10 saat aralıksız oynuyoruz inceleme etsin diye. Böyle olur. Çok normal. Evet, böyle olur. Yani. Yine ona rağmen sıkılmadan 50 saat oynattım. Oynattım. Büyük 66 başarı. Saat oynamışım. Oo. 5 günde. Oha. Bayağı oynamışız. Bayağı oynadım. Benim ben dün bitirdim. Hepsini toplamadım ben. %80'ini falan yaptım. Ya ben ama beni biliyorum. Bendeki bir hastalık işte. Platinleme hastalığı. New Game Plus'ta vardır diye saldım ben de. Evet, New Game Plus'ta. New Game Plus'ta baştan topluyorsundur diye riske atmadım. New Game Plus'ta çünkü yayında oynayacağım. Yani. Evet, bu arada yayın linkini de her videonun altında veriyorum Twitch'i. Cankat. Aynen. Bakabilirsiniz. Şimdi Stellar Blade. Hikayeden başlayalım. Bir spoilerlı kısım olacak, bir spoilersız kısım olacak. Bunların dakikasını ben ekran text olarak vereceğim. Geçersiniz. Çünkü oyun daha yeni çıktı. Biz normalde spoiler direkt yardırıyoruz. Çünkü hani eski çıkmış oyunları incelediğimiz için çok spoilersız diye şey yapmıyoruz. Çünkü eski ama bu yeni evet. Olduğu için uğraşmamız gerekiyor. Çok biraz. Kısaca, çok kısa ama tamam mı? Spoilersız bir konu anlatayım. Tamam mı? Ben yapayım mı hemen? Tamam sen yap. Sen de spoilerlı kısmı anladın. Tamam. Şimdi Colony'de insanlık uygarlığı var. Dünyayı Nightwall'a istila etmiş. Nightwall'a da uzaylı, muzaylı ya da öyle sanıyorsunuz. Söylemeyelim. Yani yaratıklar. Biz de Colony'de yaşayan işte tüplü kapsülle böyle yollanıyoruz. O Colony'deki kapsülün yollandığı şeyler falan yok oluyor zaten. Kocaman Nightwall falan yok ediyor bilmem ne. Düşüyoruz. Neyse ki sağ kalıyoruz. Bizim gibi bir sürü kişi de var. Bunlar melek diye geçiyor. Bizler savaşçılarız. Yani sırf bunun için üretilmiş, yaratılmış savaşçılarız. Nightwall'larla savaşmak için. Ve bunlar yüzyıllarca böyle işte bayağı yılda bir yollanıyor işte. 5. manga, 6. manga, 7. Biz 7. mangayız. Aynen 7 kere yollanmış. Ha, yani her 100 yılda bir falan mı yoksa 50 yılda mı? Onu belirtmiyor da uzun bir zaman olduğunu bir anlıyorsun onu. Oynayınca. Hatta bazı NPC'lerden bunun bu konuda ne kadar çok şey olduğunu da sıkıntı olduğunu da görüyorsun. Bizi burada yalnız bıraktınız. Siz yukarıda refah içinde yaşıyorsunuz gibi şeyler de söylüyorlar. Yaşamıyor ki hepsi kapsülden. Evet hepsi önemli değil yani işte. Neyse. Ha. Kapsülden düşüyoruz yaşıyoruz. Taçı falan var bizim komutanımız işte. Bizim manganın 7. manganın lideri. Bu da en... Direkt bizi kurtarıyor. Bir yakınlığımız oradan belli ediyor. Ve oyun bize hiçbir şey anlatmadan direkt böyle başlıyor. Savaşıyoruz falan. Herkes ölüyor. Bir tek Taçi da gidiyor. Evet, istila esnasında herkes ölüyor. Bu spoiler diye Taçi'nin ölmesi falan. Çünkü bu demoda da vardı yani. Aynen demoda da fragmanda her yer. Bir tek biz kalıyoruz. Bizi de Adam diye adam. Adam gibi adam. Adam kurtarıyor. Adam da işte niye kurtardın? Hiç canım istedi. Evet gibi. Canım başka hiçbir şey demiyor. İçimden geldi falan. Yani, ya esti falan. Takım oluşturuyoruz Adam'la. Sonra yolculuğumuzda zaten Lily diye birini görüyoruz. O da kapsülden düşmüş. Orada 2 yıl boyunca mahsur kalmış. Evet yardım sinyali falan buradan gönderiyor. Da bunların insan olmadığını, gerçek insanla aynı olmadıklarını anlıyorsun. 2 yıl kapsülde bir insan nasıl yaşayabilir? Yani su yok, hava yok. Şey yok, içecek yok, hiçbir şey yok. Hani şey diye anlatıyor oyun böyle başlarda. İşte beden pili diye bir şey icat etti küre. Bu arada küre ana diye bir şey var. Bildiğin tanrı bu. Böyle herkesi yönetiyor, insan buna tapıyor. Yapay zeka gibi bir şey. Ya da ya tanrı bir varlık. Soyut bir şeymiş gibi evet. Herkes sanıyor ama aslında somut bir şey. Öyle ya ruhani bir şey değil. Bu şeye de giren bilmiyorum. Mesela şöyle ölmüş bir insanın şeyini alırsanız, belleğini falan alırsanız diyor ki küre anayla birlikte yaşasın bütün anların. Yani ya dua ediyor. Ya bildiğin din oluşturmuş tamam mı? Küre ana böyle bildiğin din oluşturmuş. Bütün yeni insanlık adı altında herkesi yönetiyor ve herkesin efendisi o. Neyse. Nightwall'lardan dünyayı temizlemeye çalışan da o zaten. Amacı oymuş. Evet genel olarak insanlığın da en büyük istediği şey Nightwall'lardan dünyanın tamamen temizlenmesi. O ana dediğimiz varlık tarafından. Yani. 7 kere denenmiş. Başarılı olamamış. İşte biz de 7. olarak... Seçilmiş kişi olarak, aynen. Olarak. Ve hatta evet. Son kalan melek olarak. Son istila. Biz melek diye geçiyoruz bu arada söyledim mi? Evet söyledim. Son zaten belli hani. Demeden sonra. Meleğe de uyuyorlar fizikleri falan. Mükemmel her şey mükemmel. Aynen. Sonra Lili ile tanışıyoruz. Kapsülün içinde dediğimiz gibi 2 yıl kalmış onu alıyoruz. Sonra maceramız burada başlıyor. Burada işte dünyayı lore keşfediyoruz. Çoğu şeyin gözüktüğü gibi olmadığını falan öğreniyoruz. Serüvenimiz burada başlıyor.
spoilers kısmı burada bitirelim istiyorsun. Evet. Spoiler kısmına geçelim. Orayı sen seveyim. Tamam. Spoilerlı kısma geçecek olursam. Tamam mı? İşte kanunu söylediğimi. 7. indirmeden sonra bütün herkesi kaybediyoruz. Bütün askerleri, bütün orduyu kaybediyoruz. Komutanımızı da kaybediyoruz. Binatiba bu işte çok güçlü Binatiba tarafından katledildikten sonra öğreniyoruz ki işte klasik üstün Naitibalar varmış. Bu Naitibaların böyle çok var mı? Naitibaların küresini almamız gerekiyor. Bu insanla enerji sağlayacak olan bir itemden biri. Yok. O 4 şey hiper piller insanlık şeyleri beraber için gerekli. O çekirdekler de şey için. Onları birleştirip yüce Naitiba'ya yenmek için güç kazanıyorsun onun için. O çekirdeğe koyduk lan onu. Oyunun sonunda. Biz almadık ki oğlum. Kanka çekirdekleri birleştiriyorsun. Çekirdekler birleşti. Girdi şeyin içine. Çekirdeğin içine. Çekirdekler Yüce Naitiba'yı yenmek için güç vermiyor mu? Bize vermedi ama. Evet bize vermedi. O garipti de yani onun için toplandı sonuçta. Öyle için diyor yani. Hayır şöyle. Orka bize öyle diyordu amına koyayım. Amına kodumun oyunu dedi ki bize. Hani o siktiğimin çekirdeklerini topla. O kapı vardı ya hani. Gittiğimiz oyunun sonunda gittiğimiz o kapı. Orası öyle açılacak. Biz ama o kapıya gitmek için onları kullanmadık. O çekirdeğin içine girdi. Emdi çekirdek onu. Kapı kendinden açıldı. Bu arada bir çekirdekleri toplarken mesela ikinci çekirdekte bize şey gücü yani hiddet gücü falan geldi. Çekirdekler güç veriyordu bize aynı anda. Hatırlamıyor musun onları? Tamam. O da var ama. O da var. Ya biraz karışık orası. O değil. O, ya şöyle. Ana güç pilleri. Tamam 3 tane pil hiper topluyoruz. Pil şehre hiper güç pil veren şehre güç veriyor. O siktiğimin şeyi ise sözde kapıyı açmak için yarayacak. Ama bize de güç veriyor. Zaten oyunun başında da ilk başta şöyle. İlk boss'umuzu yendikten sonra ilk çekirdeğimizi, ilk küre çekirdeğini aldıktan sonra şey diyor ya o bilge yaşlı. Orka. Orkaydı. Bilge sanırım. Yaşlı dede. Orka mıydı adı? Ha sanırım. Ha işte. O diyor ya bir tane yeterli olmayacak. Yani, 4 tane bul diyor. Aynen. Buraya en son gelenler falan çekiyor böyle. Ondan sonra maceramız tam anlamıyla başlıyor. Çekirdekleri bulma. Bir yandan da insan çünkü çekirdeğe enerji vermemiz amacı uyuyan insanları da uyandırmak. Binlerce, on binlerce insan uykuda. Güya insan. Güya insanlar. Kapsülde uyuyor. Kapsülde uyuyorlar ve uyandırılmayı bekliyorlar ama enerji yetmediği için şarj etmeye onları. Yani. Amına koduklarım sanki Matrix'e yaşıyorlar. o sebepten ötürü de bizim şeyimiz, amacımız pilleri bulmak. Bu kadar. Bu arada Naitibaların hepsi gel. Naitibalar aslında uzay değil. Naitibalar insanların kendisi. Çat diye nasıl onu söyledin? Bizim şu an yaşadığımız dünyada. Gerçek insanlar neyse. Kanlıcım ona. Gerçek insanlar Naitibaya dönüşmüş. Kürağına da insanlar işte kendi ürettiği bu robot ya androidlere. Meleklere. Din adı altında. Melek değil herkese. Naitibalar düşman. Onlar dünyayı bizden çaldı. Falan filan diye kandırıp onları yok edip kürağına yapay insanlarla dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Bak o kadar manipüle şey ki, ediyor. O kadar şey gene Matrix bu arada. Evet. Mevzu tamamen şuna bağlıyor siktim küre anası. Direkt şuna bağlıyor. İnsanlarla androidler bir arada yaşayamazlar. Ne yapalım? Dünya çok küçük. Aynen. Dünya çok küçük. Ne yapalım? Bütün insanları katledelim. Buna karşılık insanlar evrim geçiriyorlar. Bildiğin Naitibalara dönüşüyorlar. İnsanlık kendini bir yerde satmış ama Adam öyle diyordu. Bir yerde insanlık kendinden vazgeçip son çare olarak o evrime izin mi vermiş? Oraları tam anlatmıyor aslında, öyle bir şey diyor. Aslında şöyle bunu insanlar kendilerine yapmışlar. Çünkü şeyi yenebilecek. Güçsüz kalmışlar. Doğa, anayı yenebilecek. Bu arada aynen, küre anayı da biz insanlar üretmişiz bu arada. Evet o yapay zeka. Yani yapay zekaymış. Herkese ele geçirmiş. Yapay zekanın klişe bir şey. Evet klişe. Matrix klişesi. Ama güzel 2002'den işleniyor. Beri olan bir klişe. Ama olsun. Yine de severim. Sayarım. Güzel de işlenmiş. Ben Cyberpunk temasına sahip olan ben her eseri çok severim zaten. Ondan sonra işte bizi bunca zamandır yanımızda bulunan biri tarafından çok büyük bir sürprize karşılaşıyoruz. Adam. Adam meğersem o da bir klişe. Yüce Naitman'ın kendisiymiş. Evet. Yüce Naitman'ın kendisinin olması da hani Adam ana karakterimiz adı Eve. Adam Eve direkt ilk insan işte ilk falan insan. Hani Adam'ın başlıca amacı Eve'i de kurtarmasındaki en büyük amaç iyi bir android bulmak yani aralarında en gelişmiş yapay insanla kendini birleştirmek ve duygu açısından da insana en yakın olanını seçip onunla birleşip
en mükemmel varlığı yani yaratmak. Yeniden insanlığı. Aynen, yeniden insanlığı. Çünkü şey, kurtarmak. Abi, yani Night Evil dedik ya insanlar diye. Night Evil'lar kendi formlarına geçtiğinde abi bildiğin Resident Evil'daki yaratık gibi oluyorlar. Bilinçleri yok. Sadece saldırıp kırma dökmeyle ilgileniyorlar ama Adam insanlık formunda kalabilmiş. Beyin insan yıldır. Yani insan olarak kalabilmiş tek Night Evil. İstediğin işe Devil May Cry gibi öyle boss'a falan dönüşebiliyor. Yani şey dilesen işte mesela son DNA onda aslında. Her 100 yılda bir indirme yapılıyorsa neredeyse Adam ilk indirmeden verilir yani 700 yıldır. Evet. Şey insanlığa en yakın olan meleği bulmanın peşinde. Sürekli araştırıyor bunu, inceliyor. Sürekli araştırıyor. Savaşın bitmeyeceğini de biliyor. Küre anayı da biliyor. Her şeyi biliyor. Zaten Raven'da Raven'ı anlatmadık. Raven'a ya şimdi giriyoruz. Şimdi çünkü Adam'la Raven direkt bağlantılı. Aynen. Onu anlatmamız lazım. Ravens'a ikinci manga şey, değil evet, mi? İkinci mangadaydı. Dünyaya gelmiş ikinci manganın komutanı. Tachi gibi. Aynen Tachi gibi. O da son hayatta kalan ve Eva en yakın olan. Evet. Ama ne yazık ki o da kötü şeye sahip, duygulara sahip olduğundan dolayı. Aslında Kür Ana'ya karşı çıkıyor ama yine de kötü. Gene de kötü. Aynen. Yani saf değil. O yüzden Adam onu hiç seçmediği için Eve'e karşı inanılmaz bir öfke besliyor ve onu öldürmeye çalışıyor. Yani aslında Eve'i manipüle edip Raven'ı öldürtüyor. Aynen. Yani biz de Raven'ı öldürüyoruz. Raven bu arada Kürana'yı hiç sevmiyor. Bize sürekli hikaye boyunca zaten Kürana'nın işte ne olduğunu, savaşın ne olduğunu, ilk savaş, son savaş hepsini biz zaten Raven hologram böyle belgelerle anlatıyordu hikaye boyunca. En sonda şeyi öğreniyoruz. O ilk başta Tachi'yi öldüren Nightba, karga gibi olan Raven'mış amına. Evet. Kostüm Nightba ile birleşmiş. Raven o forma girmiş. Biz sonra oyunun sonlarında o formunu öldürüyoruz. Sonra bir de Raven normal melek olarak bize savaşıyor. Orada da öldürmüyoruz. Yaralı bırakıp acı içinde. Çok ağır yaralıyoruz ama. Yani hani kolları hiçbir şey kalmıyor. Öyle bırakıyoruz işkence çeksin diye. Karnını deliyoruz. İki kolunu birden kesiyoruz ve o şekilde ölüme terk ediyoruz. Yani. Tabii ölüme demeyeyim. Hani Android olduğu için gene yaşayacak ama sürünerek. Yani. Raven'ın tek amacı şey bu arada. Kürana'yı sevmiyor tamam mı yani. Bize karşı bir nefreti var. Çünkü bizim seçilmiş kişi olduğumuzu düşünüyor. Evet. Çünkü bu yüzden bizi ortadan kaldırıp kendisini de Kürana'yı sevdirmeye çalışıyor. Kürana'dan nefret ediyor bir yandan da. Biraz evet. Çelişkili, salakça. Kafa yemiş yani o kız. Hayır normalde şöyle kafayı yememiş. Şunu yapmaya çalışıyor. Birleşirsem yani Adam'la birleşirsem, Eve yerine ben birleşirsem Kürana'yı da belki değiştirebilirim. Yani onu öldürmek yerine ya da yok etmek yerine. Adam'la birleşmek istiyor muydu? İstiyordu. O yüzden zaten Eve'den nefret ediyor. O Night'ı kurtarmayı falan. Senin seçilmiş kişi olmana katlanamıyorum. Nasıl seni seçer falan filan. Ama hiç Night Evil'ların ırkını falan önemsen mi? Yok yok, ırkıyla bunun alakası yok. Tek istedi Adam'la birleşmek. Seçilmiş kişi o olmak istiyor ve zaten benim beyaz atlı prensim. 500 yıldır olma orada. Yani. Sen düşünsene kafayı yemiştir zaten o süreç içerisinde. Yani. Takıntı haline getirmiş yani. Tamamen bunu. Ve bu arada oyunun başında Tachi yerine bizi hedef alması da o şeyi Night Evil'ın oymuş idi. Raven çünkü o. Direkt bizi Eve'i görür, Eve'i öldürmek istiyormuş. Ama orada Eve'in seçilmiş kişi olduğunu nereden biliyordu? Adam kurtarmaya geldiği zaman biliyordu bence. Adam kurtarmaya gelmeden önce bizi seçti, hedef ondan aldı. Önce saldırdı. Hayır, önce generali öldürdü. Önce bizi öldürecekti, general bizi feda ederek bizim yerimizi öldü. O anda her şey çok karışıktı. Orada direkt çok bizi büyük hedef savaş aldı. Ortamıydı. Ama orada direkt Tachi ama zaten sadece iki kişi kalmıştı. İki kişiydik. Başka kişi general ve biz dışında. Bizi öldürmeye çalıştı, Tachi de general arkamızdaydı o esnada. Sonra önümüze geçiyor. Direkt generali tam arkamızda olan birine saldırmak şey yerine ya, önümüze geçti. İstediğim benim, onunla uğraşma bana gel dedi. Raven da gitti direkt. Ya klasik kahramanlık. Dedi. Orada tamamen bizi öldürmek için geldi falan zannetmiyorum. Hayır, Raven ilk başta indiği anda biliyormuş gibi geldi bana. Bana hiç öyle gelmedi. Çok sonradan öyle. Adam onu kurtardıktan sonra fark ediyor onu. Neyse boş ver. Buralar anlatmıyor çünkü. Biz teori üretsek ne yarayacak? Biz teori üretiyoruz. Yani boş konuşuyoruz. Bir dakika kameraya bak. Otur. Neyse Raven'ı falan o şekilde bırakıyoruz. Adam. Sonra Adam'la birleşme. Yo o size kalmış. Aynen. Burada iki seçenek sunuyor size oyun. Adam'ı seç veya seçme. Seçmediğin zaman kötü son, seçtiğin zaman iyi son. Adam hani şey diyor. Ben son insan DNA'sıyım diyor. Bu arada Shai'ın şehri var ya, Ixion nezulu. O şehri de bu arada oyun boyunca kuruyoruz. Adam bize yardım ediyor full yanımızda. Full side quest. Hep iyiliğimizi düşünüyor şey yapıyor. Gerçek arkadaşlar hani oyun sonunda da böyle niyeyse düşmanmış gibi tasvir etmiş Lily falan böyle davranıyor. Aslında kötü bir şey yapmamış bizde hiçbir zaman. Ya yani bütün şeyleri samimiyetle yaptığını Adam zaten bize söylüyor. En sonunda diyor ki ben son insanla yeniyorsam. Yüce Night Evil benim. Ve bunları başta Eve söylese Eve bunu öldürürdü bu arada. O yüzden süre geçmesi gerekiyordu gerçekten. Adam'la yakınlaşması gerekiyordu. O yüzden Adam
Raven'ın mesajlarını okumasına falan izin verdi. Süre geçmesini istedi Eve karşı. Başta söylese oyunun başında, ben United'ım, gel birleşelim, insanla devam ettirelim. Sen kimsin amına koyayım deyip keserdi. Evet, tabii ki keserdi. Yani o yüzden mantıklı. O yüzden zaten bekledi. Yani Adam'ın yaptığı her şey çok mantıklı o yüzden. Kişiliğinin oturmasını bekledi. Daha iyi bir insan olmasını bekledi. Yani, ve oldu da yani. O manipüle ortamdan çıkmasını bekledi. Hayır, bundan önce bak ana bak şöyle çok bazıları gereksiz, bazıları da çok önemli olan side quest'ler var, tamam mı? Ve yatırılamıyorsan 5 ya da 6 tane çok önemli side quest var. Bunları zaten yapmazsan direkt kötü sona gidersin gibi bir şey. Onu anlatalım. Oyunda bütün bellek çubuklarını falan toplamadığınız zaman, toplarsanız sağ üstte bir bar var. Yüzdelik olarak dolayı bir kafa var. O Lily'nin kafasıymış. Evet, o 2 saatlik bir ekstradan bir gameplay ekliyor oyuna. Size bildiğin oyunda map veriyor. Eidos 9 diye. Oyunun sonundan bir önceki bölüm. Lily diyor ki hani benim kişisel bir hesabım var. Kapatmamız lazım, oraya gidelim. Bunu işte toplarsanız açılıyor ve Secret adı altında size 2 saatlik yeni bir map veriyor. Yeni düşmanlar falan var orada. Hani yeni düşman tipleri var. Bir tane ya da 2. 2'ydi galiba. Bir de boss var. Bir de Lily'nin hikayesini görüyorsun. Hayır, işte. Lily'nin hikayesini görüyorsun. Lily şey işte 7. indirmeden önce ne yapıyordu? 6. indirmeye de katılmış galiba. Orada da olabilir. Orada da işte kendisi de şey ya, mekanik ya. Ondan da daha iyi olan bir hacker olan arkadaşının en iyi hacker diyor. En iyi hacker diyor ona, onun için. Onun zaten da beden pili mi zayıf? Bir şey olmuş. Hani beden pili bitmiş onun. Kapsülde yani şöyle beyin ölümü gerçekleşmemiş ama bedenen tamamen bitmiş. Pili değiştirirse bu arada bir şey olmaz. Gibi. Orada ben çok anlamadım. Ben de onu çok anlamadım. Çok yani yatalak. Yani. Uyanamayan yatalak bir işte arkadaşı var. Onun şeyini alıyor. Vedalaşıyor. Benlik çipini alıyor. Bunun sayesinde hackleyebileceğiz diyor. Ben de direkt orada şey dedim. Aha, bu o kadar önemli, kritik bir item ki bunun sayesinde oyunun sonu değişecek. İşte ve değişti. Item serisinde o sayesinde şey oluyor oyun sonunda. Adam hani diyor ya, gel birleşelim. İnsanlık DNA son bende. Sen de mükemmel yarı insan yarı androidsin. Gel birleşelim. İki türün karması olalım. Barışı şimdi getiremesek ileride bizi getireceğiz. Ve insanlık DNA'sını senin sayende devam ettirebiliriz diyor. Aynen öyle. Bu şekilde bize seçenek sunuyor. Biz ikimiz de birleşmeyi seçtik. Evet, ben de. Çünkü Edim'a saldırsaydık salak gibi Kurana'nın istediğini yapacak. Kurana ne istiyor? United Way'a da öldürmek için bizi yollamış. İyi protokolü diye. İnsanlığın son soyunu kurutmak istiyor. Son Edim olduğunu son biliyor. Son da Edim olduğu için. Bizi de öldürmemizi istiyor. Yani kötü sonu seçerseniz Kurana'nın istediğini yapıyorsunuz. Son insan DNA'sını yok ediyorsunuz ve Kurana yapay insanları dünyayı ele geçiriyor. Evet. Son izledin mi sen o bölümü YouTube'dan? Şimdi birlikte bitirdik. Sen gerçi bakmamıştın. Kötü sonu mu? Şey mi? Kötü sonun sonunda. Dünyanın etrafına bir böyle koloni sarılıyor, görmen lazım. Bildiğin böyle her yeri tren rayı gibi dünyanın etrafı kaplanıyor kötü sonda. Direkt ele geçiriyorlar. Bitti dünya, bitti artık. Direkt yapay android dünyası oluyor Kurana. Ha. Kötü son. Gene ama Canon olan tamam, bu arada okay. İyi son. Bu arada iyi sonda iyi sonun iki var ya sonu. Bizim anlattığımız Lily olan şey dediğimiz şey. O Lily'nin aldığı hackleme şeyi var ya. En sonunda Lily bir askeri zırhın içinde, robotun içinde Kurana o robotu ele geçiyor. Bir güzel bir boss fight. Çok zor bir boss fight. Bu arada 4 kere denedim. Oyun en zor boss orası. Aynen en zor. Son boss olduğu için de bu kadar da kazık olması normaldi zaten. Onu işte yenmeye çok yakın biz esnada Lily o aldığı item sayesinde robotu hackleyip kapakları açıyor ve kendini serbest kendini bırakıyor. Kendini kurtarıp İşte tam o esnada bütün gücümüzü serbest bırakıp robotun amına. Ve bu arada orada Lily robotun içindeyken dövüşüyoruz ya boss'la. Eve birleşmiş olmasına rağmen gücünü item'ın gücünü de alıyor. Gücünü hiç kullanmıyor. Kullanmıyor. Orası çok önemli bir detay. Normal eski versiyonumuzdaki gibi dövüşüyoruz. Yoksa aynen zarar vereceğiz. Lily'yi öldürmemek için. Lily'yi öldürmemek için o çipi almazsanız bu arada Lily'yi öldürüyoruz. Evet. Mecbur çıkamadığı için mecbur robotu vurmak zorundayız. Robotun içinden Lily çıkamıyor. Robotu bir kesiyorsun, Lily ikiye ayrılıyor. O şeyde. Ama Canon olan o değilmiş. Çip almamız gerekiyormuş zaten. Lily falan Canon sonunda yaşıyor. Biz birleşiyoruz, o gücümüze erişiyoruz falan. Yani iyi ending ve Lily'nin kurtulduğu son Canon'muş. İkinci oyunda bunun devamını göreceğiz. İyi oldu bu. Ama bunların ardından çok güzel bir noktaya giderken ve sonlanırken Kurana. Çok saçma sapan klişelere bir anda anime klişesine dönüyor. Kurana'nın geldi mi? Kurana'nın gelmesi mi? Kurana gerçek Kurana mı? O bedeni hologram olduğunu düşünüyorum. Bir tane gerçek çocuk geldi. Aynen yani. Çocuk gibi bir şey geldi. Kurana o Kurana'nın formuymuş. Formlarından yani biridir. En son düşüneceğin Kurana tasviri geldi karşıma. Yani. Benim size direkt aklıma gelen şey şu. Bir tane ana gemi var.
inanılmaz büyük bir ana gemi. İkinci oyunda göreceğimiz bir ana gemi. Sürekli orada üretimi ve gemi istilasını falan oradan yönetiyor. Oradan çıkmaz. Gelmez yani bizim yanımıza. Bize ondan sonra 8. indirme başlıyor. 8. istila. Hepsini. Başlıyor. Hepsini en az 6-8 saatlik bir savaş sonrasında. Sabah oluyor zaten. Aynen. Hep katlediyoruz. Bütün melekleri. Ama ondan önce Kürana yanımıza geliyor. Bir noktada yani kendi türümüzü katlediyoruz. Yani. Ben de ondan birazcık rahatsız oldum. Ama olacak olan da oydu. Yapacak bir şey yok yani. Ya, insan olmadıkları için benim çok sikimde olmadı. Hepsi robot gibi görüyorum ben. Şey bu arada. Onunla Küra ana bu arada yanımıza gelip bize şey diyor. Yaptıkların için teşekkür edelim. Sonuçta bir sürü Knight'ı öldürüyoruz yani o serüvenin sonuna gelene kadar. Çok fazla. Ama en son seçimin diyor beni biraz ne diyor? Hayal kırıklığına uğradım. Hayal kırıklığına uğradım diyor ve sonra bütün istila başlıyor. Bütün melekleri üstümüze yağdırıyor. Küra ana bu arada şey böyle yani bildiğin küçük bir kız olarak geldi karşına. Ama değil. Yani şey vardır. J2 oynayanlar bilir. En sonunda Precursor'lar hani oyunlarda şeydi 3 oyunda da böyle. İşte Allah gibi görülürlerdi. İşte dünyayı devam ettiren işte üstün ırk falan filan. Her şeyin icadı mucit falan. En son Precursor'lar ne çıkıyordu abi? Dexter'ın olduğu ırkın aynısıymış. Küçük tilki gibi yaratıkların hepsi aslında Precursor'muş ve onlardan bir sürü varmış. Bu da aynı onun gibiydi yani. Beklemediğim böyle ya Tanrı'yı küçücük şey bir olarak gösterdi. Aynı şey bir what the fuck oldu yani. Güzeldi bu. Böyle ne bileyim böyle devasa ben Kürana'yım diye gelse daha komik olmaz mıydı? Ama gerçek formunu büyük ihtimal görmedik. Gerçek formu o değil. Bence de değil. O şeydir, tasvirdir onun yani. Aynen öyle. İkinci oyununda bu arada bence Kürana'yı direkt öldüreceğiz. Yok edeceğiz gibi geliyor. Bilmiyorum hani üçleme de yapabilirler. Çünkü genellikle olabilir. Böyle oyunlar üçleme olur. İkinci oyunda belki bir klişeyle gene sonlanır. İyi de ikinci oyunda... İkinci oyunu zaten PlayStation 6 döneminde göreceğimiz için. Belki de ikinci oyun şey oluşacak. God of War 2 gibi yeniliriz. Çıkışımız 3 olur. Böyle 3 oyun yapabilirler. O da olur. Çünkü ikinci oyunda herkesi yenip de yine bitmesi saçma. Ya da en mantıklı ending birleşme. Tamam mı? Kürana'yı tek başına yenemez. God of War 2 tek başına yenemez. Birleşmemiz lazım. Kimler onlar? Titanlar gibi. O tarz bir şey olur. Bütün insanlığı birleşir. Devasa bir ordu kurarız belki. Oğlum bir dakika. Savaşırız. Biz şimdi Knight'ıba, yarımız Knight'ıba ya. Biz Knight'ıları kontrol edebileceğiz ki şu an. Evet. Ordumuz var yani artık. Of bu Shadow of War olmasın da sonrasında. Harbi. Öyle bir şey beklerim. Kale savunuyoruz falan böyle. Çok. Neyse ya. Bu arada biz birleşince Adam direkt yok oldu bu arada. Haberiniz olsun. Direkt Eve'in suratı, Eve'in kişiliği kaldı. Baskın olan kişi kaldı. Adam direkt yok oldu. Sadece Adam'ın güçleri geçti bize. Adam artık yok. Ama biz artık insanız. İnsan DNA'sına sahibiz. Yani bizim şeyimizi kullanarak, DNA'mızı kullanarak insanlığı tekrar yani. Ama hani karakter olarak Adam gitti ya biraz üzüldüm. Yo ben üzülmedim. Adam zaten çok silik dolu. Telsizden konuşuyordu sadece. Ya olsun bize yardım ediyordu. Ben seviyordum az çok. Artık içimizden yardım eder. Neyse artık Lily var. Sadece Lily. Lily Artemis. Lily belki şimdi şeyle onunla o mükemmel hacker arkadaşını uyandırırız belki. Belli mi olur? Zor değildir yani. Artık zaten tanrı gibi bir şeyiz oğlum. Bir sonraki oyunda ne olacağı belli mi olur yani? Uçuyoruz oğlum. Oyunun sonunda klişeyi gördün mü? Halkın arasına nasıl uçtuk böyle? O çok komik. Spider-Man. Aman akıyım orada çok güldüm. Şeyden de bahsediliyor oyunun içerisinde. Bu Knight'ıbalar gelmeden önce bir tane daha savaş olmuş. Evet. İşte o savaş Androidler. Oyunda Android düşmanlar da var. Androidlere karşı olmuş. Ve Androidleri yenebilmek için de anayı yaratmışlar. Ana ne yapmış? İnsanlığı kurutmayı tercih etmiş. Neyse artık kombata geçelim bence. Geçelim. Bir kamera yapalım. Bazen kapanıyor da kamera. O yüzden sürekli bakma ihtiyacımız diyor. Kameraman da yok yani. Böyle mal gibi bakıyoruz sürekli. Neyse. Şimdi gameplay geçelim. Kombat ile gameplay diyelim. Şimdi gameplay. Sekiro. En çok baskın olduğu yer bu arada Sekiro boyunu. En çok baskın benzediği yer. Sekiro X. Nier. Nier. Biraz da çok Heken az. Heken Slash'i de. Bayonetta ama %5'i. Yani çok az Max. Bir Heken Slash'lik var oyunda. Genel olarak bir Sekiro. Parry odaklı. Dodge odaklı bir oyun. Ağırlık da var böyle işte. Uçup kaçamıyorsunuz. Diğer Heken Slash oynanı gidiyor. Dodge yapıyorsun ya çok az bir kısım gidiyor. Bildiğin perfect sıyırarak dodge yapma falan gerekiyor. Bütün oyun. Öyle hani Bayonetta gibi düşmanı havaya atayım. Havada kombat yapayım. Yok. Öyle bir şey oyunda adam akıllı zaten combo şeyi yok. Çıkarabiliyorsun ama Bayonetta gibi değil. Tabii canım. Öyle bir şey değil. Ya sürekli bir defans yapman gerek. Aynen. Yetenek
ağacı da böyle ama çok geniş. Bayağı 6 tane mi ne? 6 tane ağaç var yani. Ağaç var ama ikisi şey özel ability'ler için. Geri kalanları normal combat için. Ben şey sanıyordum o ağaçların son birine ikisine falan. Hani New Game Plus'ta açılır daha ne açılacak diyordum. Touch'ı çıktı şey çıktı işte yani bir şeyler. Onlar ha. Oyun için. Ben New Game Plus'ı saklılar sandım onları. Ki ama şey de şöyle R1'le kullandığımız ability'leri L1'le kullandığımız L1'ler çok iyiydi. Beta diye geçiyor onlar. Betalar. Bunlar bizim Eve'in kendi içinde olan güçler. Elektrik gibi biraz. Kılıcın elektrik. Yani R1 yuvarlak zaten benim favorim. Direkt şey. Hiddet gücü. O da ana bir Alpha Nightmare'ın çekirdeğinden geliyordu biz orada. Mükemmeldi. Zaten hep onu kullanıyorum. Sen de gördün zaten. Son boss fight'ı Kaan'ın yanında yaptım. 3-4 kere yenildim ama rezil de olmadım yani. Gene de. Yendim. Kime rezil oluyorsun oğlum? Sanki burada 100 kişi seni izliyoruz ama. Ben olsun mi? Oğlum. İyi oldu bir şey varsa o da boss fight'tır çünkü. Şey işte moveset olarak bayağı bir şey var. Hani normal Hack and Slash gibi kare üçgen komboları falan var. Havada kare var. Havada üçgen var. Onun dışında havaya sektirme... Tek kılıç. Havaya sektirme dediği gibi yok ama biz havadayken vurabiliyoruz. Ama dövüş içinde zıplama ihtiyacın yok çünkü zıplarsan direkt yumruğu yersin. Zıplayıp havadan yere vurma var. Bir tek o var. Yani havada çünkü havada, başka saldırı yok. Havada korunma falan yok. Havada bu arada havada savunma düşman da yok adam akıllı evet. Zaten. Olan düşmanlar da zaten drone... ya hemen yeniliyor. Zaten silahımız var havada evet. Olanlar için. Hydra var bir tane. Hydra da zaten yerde gibi aslında. Ve sadece süzülüyor hafiften. Yani hava kombatı zaten yok. O yüzden tasarlamamışlar. Şey. Aynen. Moveset'te. Bayağı bir şey var. Hani Mikiri Counter dediğimiz şeyler var. Onun iki versiyonu var. Bir öne doğru karşıma var, bir geriye doğru var. Tekme attı. İşte ölümcü saldırıları geriye doğru yapıyor, diğerlerini de ileri doğru yapıyor. Bir şey var. Sarı saldırı var. Sarı saldırıda şey yapman lazım. Onda hiçbir counter yok, direkt kaçacak. Sarı saldırı direkt kaçış. Mavi de. Mor saldırı tekme. Mor geriye doğru. Geriye atlama. Mavi ise ileri. İleri atladığın zaman arkasına geçiyorsun. Önde tekme. Sağa doğru da şey. Senin şey barını dolduruyor. R1 barını dolduruyor. Ya bu Peri ile Doge ile falan işte o beta ve hiddet güçlerinde oluyor. Normalde şunu söyleyeyim. Normal vuruşlarınız işte kare ve üçgen vuruşlarınız. Kare zaten normal üçgen ağır saldırılarınız. Bunlar sizin ana R1 ve L1 barlarını doldurabiliyor. Ama çok yavaş. Sizin genelde yaptığınız Peri saldırıları R1'e doldururken diğer yaptığınız Perfect Doge gibi şeylerse kaçışlarda şeyi dolduruyor. L1'i dolduruyor. Yani bu oyunu beyinsizce saldıramazsınız. Aynen beyinsizce. Zaten ana şeyleriniz, kalkanınız herhangi bir ability takmazsanız işte omurilik özelliği falan takmazsan kalkan 3 vuruşta kırılıyor. Hangi düşman oldu fark etmez bu arada. Kalkan şey işte L1'e basılı tutma olayı. Hani Perfect Doge'da, Perfect Peri'de bu kalkanınız azalmıyor ama sadece L1'e basılı tutup hiç peri yapmadan oynarsınız kalkanınız kırılıyor. Ama postürünüz kırılıyor direkt. Ya postür işte. Aynı. Bu neredeyse bütün düşmanlarda da var. Düşmanların da çoğunda postür kırma var. Küçük düşmanların hiçbirinde yok. Mantıken de olması gereken o zaten. Çünkü küçük düşmanlar 2 vuruşta ölüyorlar zaten. Yani. Orta seviyede düşmanların çok fazla barı var. Bossların zaten hayvan gibi barları var. Ama kırdıktan sonra da en güzel şey şu. Her düşman ve her boss tipi için postür kırdıktan sonra ki yaptığın fatality hepsinde farklı. Evet. Uğraşmışlar. Bütün bossların postürünü kırdıktan sonraki yaptığın fatality farklı. Bunu şimdi sinematik kasmışlar. Sekiro'da ne olur ya böyle kırmızı olur. Tek atış hakkında var postür. Aynen. Bunda ona daha çok özenmişler. Sekiro'da genellikle sadece tek bir kılıç saplama saldırısı. Şöyle omzuna saplıyor. Omzuna saplar, boynundan sokar, karnına sokar falan filanken bossların hepsinde. Bunda hepsinde farklı sinematik var. Yani. Ki şey Sekiro kadar böyle kolumu oturtacak seviyedim kesinlikle. Hem de daha da iyisi. Vuruş hissi çok iyi olmuş. Vuruş hissi yani. İnanılmaz. Mükemmel yapmış. Fatality konusunda çok iyi. Harika. Yani o kadar zevkli ki ben sırf bunu görebilmek için her boss'un postürünü kırmayı denedim. Bu ama çok uzun sürüyor. Çünkü zaten normal yaptığınız saldırıların çoğu canını götürüyor. Şey var ama sırf kalkan kırma yönelik saldırılar var. L1X mesela. Uçan tekme atıyorsun. Ha. Onları falan kullanırsan kalkan daha çabuk kullanır. Item'ları da kullanabilirsin. Kalkan kıran item'lar falan var. Ha evet ben hiç kullanmadım. Biz hiç item kullanmadık. Ben item kullanmadım. Full combat şey yaptık. Ben baktım zaten şöyle mesela kıyafet üretmek istiyorum diyelim tamam mı? Bir giriyorum 500 tane birikmiş lan ne ara biriktin diyorum. Oyun yığıyor. Her düşmandan düşüyor. Abi oyun o kadar çok ödül veriyor ki bunları harcayacak yer bulamıyorsun. Hani şey beklersin ya mesela öff
ben şimdi şu silahı geliştirmek için 2 saat boyunca burada şey mi yapacağım, item mı kasacağım, şey mi, farm mı yapacağım falan diyorsun. Bu oyunda farm yapmana gerek yok. Şimdi bir bakıyorsun zaten kasılmış. Farkında bile olmuyorsun kasıldığını. Ana silah farmı için ana hikayede oynaman gerekiyor. Evet, sadece bosslardan bir şey silah var. Tamamlama. Silah güçlendirme şeyde de var, yan görevlerde. Büyük bosslar var. Onların kırık olan çekirdeklerini drone'a satarsan sana tam çekirdek veriyordu. Ha. Hatırladın mı? Bir de o var, o kadar. Onun dışında kılıç geliştiremiyorsun. Bu iyi olmuş. 200 saat oynayayım da boss'a gelin tek atayım mantığı yok. Bir daha şey, iyi bence. Skill odaklı bir oyun yani. Oyunda yaptığımız bir tane side quest var. Kaan'ın da en sevdiği side questlerden biri. Küçük bir tane robot var. Çok tatlı. Torba robot. Evet, böyle insan mıyım ben değil miyim, böyle iki akıl karmaşası içerisinde yaşayan bir gariban. Onun görevlerini yaparsak ve şehre gelirse, hatta şehre gelmeden önce bile yaparsan, sana kılıcını güçlendirmek için 2 kere item veriyor. Evet. O da çok iyi. 2 kere kılıcını güçlendirebiliyorsun onu satın alarak. Hatta şeyi de güçlendirebiliyorsun. Can tamamlama itemini de geliştirebiliyorsun. 3 tane satıyor sen onu. Evet, evet. Full ondan çıkıyor. Şey adam ya, zaten kaşif. Geziyor, tozuyor, topluyor itemleri, geliyor. Şeyi çok iyi ama ya. Hani bilinci olan tek robot o. Tek o şeyden o çıkmış. Sistem çökmüş, o arada boşluk bulmuş da öyle bir şey mi olmuş falan. Konu... Gameplay de onun dışında şey, hani şeyi sanıyorsun bu oyunda. Lineer bir oyun sanıyorsun. Hani Souls gibi böyle işte ilerliyorsun falan. Kocaman bir open world Elden Ring oldu lan bir anda oyun. Üçüncü map'i bir anda devasa bir büyük çöl geldi. Elden Ring'e mi indi bir anda? Desert miydi orası? Hayır. İlk çöl Westland, son çöl Great Desert. Ha, Great Desert. İki tane yani devasa Westland, böyle bir Westland 2 işte ya. Geri kalanların zaten hepsi koridorlarca ilerlediğiniz alanlar. Yani şey gibi işte yani. Normal Souls oyunlarına bölüm tasarımlarını almışlar. Bir de Elden Ring koymuşlar, iki tane map koymuşlar. Elden Ring gibi oynayabilecek. Devasa mapler ya. Ve çok fazla keşfedilebilir şey var. Evet. Bir sürü puzzle var. Ya keşfedikçe keşfedilsin geliyor. Her yerde bir şey var. Ve ödüller de öyle az değil bu arada. He. Çok fazla silah geliştirme item falan filan çıkıyor sandım. Genelde kostüm falan çıkıyor ama. Kostümlerde hani... Güzel. Şimdi... Abi şey garip bak, bunu başka bir firma yapsa 70 tane kostüm var bedava. Tanesini 5 dolar 10 dolara deluxe adı altına satar. Deluxe'de kostüm bir tane veriyor lan. Evet. Ben de ona birazcık uyuz olmadım. 250 lira verdim. Hani deluxe veren alanlar için umarım ekstradan belki bir paralı bir sezon pes gelir diye deluxe aldık. Oyunun bütün güncelleri... Biz bu hatayı hep yapıyoruz ama Resident Evil'da da yapmıştık. Nereden yani bileceksin? Bu... Shift Up gibi iyi bir stüdyo... Bir şey söyleyeceğim sana. Yani. Sen Resident Evil'da deluxe almadın mı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Şey, hazineler map'te gözüküyor diye aldım. Belki sezon pes dedin ama Ada Wong DLC'si. Ada Wong geldi, o da sana parayla. Bir daha aldın. Bir daha. Ama çok beğenmiştim yine. 250 lira mı vermiştim ona sen? Yo, 90 mı? Bayağı... Oğlum 90 lira olsa ben de alırdım. Pahalıydı diye almadım ben. Max 100 lira oğlum. 200 vermem ben DLC'ye. Sen 150 saat... ya da 150'dir. 5 saat oynamıştım. Beğenmiştim ben bayağı DLC'yi. Güzeldi. Neyse biz konudan çok konuya atlayamayalım. Combat'la alakalı bizim bahsedebileceğimiz son bir şey kaldı. O da skill odaklı olması güzel oyunda. Tıpkı Sekiro'da olduğu gibi stealth var ama stealth şöyle eğilip böyle arkasına yanaşma değil. Ha, bütün düşmanlar bu arada fark etmeksin güçlü. Hani zaten artık oyunu çok iyi öğrendikten sonra aynı bossları yapamıyorsun. Şeyi iyi öğrendikten sonra, hani hangi düşman ne kadar güçlü falan filan öğrendikten sonra arkasına yanaşıp tek darbede öldürebilme şeyi de çok iyi. Hem üstüne binebiliyorsun hem arkadan saldırabiliyorsun. Ha, evet, ve tek darbe. Yukarıdan yapabiliyorsun. Bu arada şey, hani birine mesela yaptınız ya, ardı ardı diğerlerine yapamıyorsunuz. Oyun biraz yapay zeka onu evet, değiştiriyor. O kadar değil. Far Cry değil bu. Arka arka 3 tane assassinate falan yapamıyorsun. Bir tane yapıyorsunuz, sonraki mesela 3 düşman sonra yapabiliyorsun. O 3 düşman için izin vermiyor. Yapay zeka seni fark etmesin. Aslında sebep şöyle, üçgene şey yaptığınızda belki o ability'yi sen açmamışsın. Ha, arda arda. Assassinate yaptıktan sonra bir tane daha veriyor. O da o canı sadece yarı. Ha, o var. Ondan aynen sonra işte 3 düşmana assassinate yapamıyorsun mesela. Çıkmıyor. Arkasına gidiyorsun. Senin duymasa bile dönüp seni görüyor. Ha bu arada evet, düşmanlar çok çabuk fark ediyorlar. Yani yapay zeka falan bence güzel. Ha bu arada oyunun kolay içerisinde bir tane omurga var öyle. Düşmanın seni daha az fark edebilmesi. Kullanmadım ben hiç onu. Niye kullanmadım? Zaten iki slotum var, niye harcayayım? Assassin etmeyeyim ben ama efendim. Niye öyle bir şey kullanayım? Yani. Anca farm yapıyorsun. Mesela bir şey kasıyorsun. Skill ağacını tamamlamak istiyorsun falan. Öyle bir şey yaparsın anca. Ya bu oyunda gizlilik kasmayın. Ya bu oyunda zaten bütün ability'leri aşmam bile şart değil. Her türlü oyunu bitirirsin zaten. Yani. Sadece peri ve kareyle oynarsın yine de. Aynen. Ya da çok sıkıcı olur. Neyse şey, combat'tan bahsettik. Hikayeden bahsettik. Şimdi gameplay'de daha var bir sürü anlatacağımız şey aslında. Bütün map boyunca koşmamız. Ha evet. Küçük bir eleştiriden bahsedecek olursak, o oyun boyunca sadece
koşmak. Hani bir binek, bir araç, bir ya kaykay. Ya bu şeyde sorun olmuyor. Hani Eidos gibi böyle normal maplerde, lineer maplerde sorun olmuyor da. Kocaman çöl maplerinde sorun. Yani bana da çok büyük sorun çünkü çok fazla kamp var. Her yerde telefon var falan filan. Ama şöyle ki mesela telefondan ve kamptan çok uzak bir noktadasın. Haritadan seçeyim oraya ışınlanayım gibi ya bir şey yok. Düşmanlarla dip dibe gidiyorsun ya illa yakalanıyorsun. Onlar ya her türlü süreyi çok uzatıyor. Great Desert'ta. Great Desert toprağın altından giden bir tane orospu çocuğu var. Ona sinir oluyorum. Ona koyayım bir anda geliyor. Hiç anlamıyorsun. O anlaşılmış biliyor musun? Biz mi almışız? Toz bulutu varmış çok hafif. Tamam da arkandan da gelebiliyor bazen. Evet. Fark edemiyorsun ki bir anda çıkıyor. Çünkü şey hani biz koşsak da belli bir süre geçtikten sonra koşarken büyük maplerde turbo moda geçiyor. Eve biraz daha hızlı koşuyor. Mesela bak bir de şey var. Bu anda fark edemiyorsun. En yüz olduğu şunlardan yer altından çıkan. O yerin altından çıkan o piçler. Diğeri de şu kafası roket olanlar. Vardı ya. Aa. Amına koyayım. Arkadan hiçbir şekilde assassinate yapamıyorsun. Bir kere vurursa arda arda bütün mermileri yemek zorundasın. Bütün mermileri sıkıyor. Lan yok perfect dodge yapamıyorsun. Parryleyemiyorsun. Amına koyayım. Çünkü stun oluyorsun. Hele bu arada bir tanesini yendin mi? Hele yanda 3 tane varsa yanında. 2 tane daha varsa. Zaten. Sen seni ölüyorsun. Evet bu oyunu bu arada anlatmadık kombatında. Birden çok düşman varsa sıçıyorsun. Çünkü bir kişi odaklanma üzerine sistem kurulu. Mesela biriyle dövüşüyorsun ona kilitlenmişsin. Yandaki sana vuracak. Mikiri counter işareti çıkıyor ya mikiri counter yapmıyor çünkü ona kilitlenmemişsin. Toplu düşmanlar olduğunda sıçıyorsun bazen yani. Evet. Bu karakterimiz gelişmemişken çok sorun oluyordu. Kaç kere sıkışıp öldüm ben öyle. Yani. Ya da canım gitti boşu boşuna anladın mı? Kalisto gibi işte. Çoklu düşmana oyun başlarda çok güçsüz bırakıyor seni. Sozlarda da öyle oğlum. Sozlarda da tek düşmana, yani fazla düşmana karşı bir tedirgin olursun. Ama bundaki düşmanlar çok hızlı ya. Araya yersen bu ve bu arada şey de yok. Mesela Souls'larda hani peri atarsın, sikersin, arkasına geçersin, backstep falan bu oyunda yok ki. Bu oyunda hiçbir şey yok. Bu oyunda sadece ability'lerini kullandığın müddetçe yaşıyorsun. Onlar yoksa zaten normal vuruşların seni çok az damage atıyor. Evet damage az vuruyorsun. Normal vuruşların. Oyunun son kısımlarının boss'lar falan çok az. Milim milim gidiyor lan. Oyunda da hakikaten sonlarına doğru ne kadar boss gönderdi. Amına koyayım ya hepsi de çok iyiydi. Bayağı iyiydi. Ya tam bitecek diyorsun ha bir boss daha. Bir tam boss bitecek daha. Diyorsun bir boss daha mükemmel arası. Koridordan geçiyorsun ananı sikeyim bir boss daha falan böyle saçma. Şey ama hani zor oyun olması güzel bir şey. Bu arada şu an inceleme yapan çoğu kişiye bakıyorum da easy de oynamışlar oyun kolay diyorlar. Oyunun gene bak şöyle ben 3 gün önce oyuna daha yeni başlamışken ve çok daha fazla ilerlememişken ilk ana boss'umu da kestikten sonra şöyle demiştim. Oyun niye kolay amına koyayım? Bu arada demodan sonra bize aşırı kolay geldi oyun. Evet. Demo daha zordu. Ben... Biz mi geliştik? Oyunu tanıdık. Çok kolay dedim sonra. Çöle bir attı. Çöle bir geldim. Çölde bir tane bak şey var. Çift baltalı bir orospu çocuğu var. O iyi öldürüyordu. Çift baltalı dedi. Bak bir tane şey var ya. Böyle bir tane sıkıştırılmış bir arena gibi bir yer var. Tamam mı? Oraya giriyorsun. Orada iki tane ceset. Bir tane sandık var. Kostüm çıkıyor zaten o sandıktan. Orada bildiğin tuzak. Bir tane gergedan geliyor. Hatırladım. İki tane normal düşman. İki tane şey ahtapot kolu. Full ağzına sıçıyorlar orada. Lan ben orada 3 kere öldüm lan. Lan boss'a ölmedim orada. İşte benim dediğim o öldüm. Toplu düşmanlar. Toplu düşman. Özellikle orası ilişe. Güçlü değilsin. Bir sürü düşman var. Hiçbir şey. Counter yapamıyorsun. Biri vurunca stun oluyorsun ya. Diğerine de açık oluşturuyorsun. O da vuruyor. O da bu arada o da vuruyor. Şöyle bir şey ölüyor. De var. Yere yıldın mı kalkamıyor ya bazen. Düşman vurabiliyor. Her türlü vuruyor. Hiç acıması yok oyun. Güzel ama ben sevdim. Bir de bazı bulmacalarında şey vardı ya böyle bir tane otomatik roket atar gibi bir sikik bir şey var tek atan. Böyle şey gibi drone gibi şöyle kuruluyor sana tek atıyor bazı bulmacalarda. Lan tarıtlar diyor. Tarıtlar ne kadar uyuz oldum amına koyayım bazen uyuz oldum. O dodge'da atılmıyor onların çoğu. Dodge'da atılmıyor. Oyun çok izin vermiyor. Bazen kazayla yapıyorsun da genelde izin vermiyor şey onları. Drone'un silahı olarak tabanca. Drone silahıyla da vurabiliyorsun ama onların genellikle taktiği seni kaçman yönünde ama yapamıyorsun. Şimdi biraz sessiz olmamız gerekiyor. Ses biraz ben arttırırım da neyse. Biraz umarım sessiz konuş. Yapay da olur. İyi artar yani. Ben hallederim. Dibindeyiz çünkü sırıtmaz, cızırt olmaz. Tamam. Şimdi sessiz konuşarak bir 10 dakika daha falan az konuşup bitirmemiz gerekiyor. Gameplay'de her şeyden bahsettik. Bulmacalar falan gelişmek için falan bir sürü bahsettik. Open World bu arada gameplay olarak ben bayağı beğenmediğim pek bir şey yok. Çok güzel her şey. Kötü ya, bir şey diyebileceğim ya, bir şey. Ya bak şöyle bir şey diyemezsin tamam mı? İnsanların şöyle bir şikayeti olabilir. Acı böyle yaşayan bir dünya görmedim. Amına koydum. Şey çünkü bu.
Ölmüş bir dünya. İnsanlığın sonu gelmiş. Ne bekliyorsun? Sağda solda yürüyen insan topluluğu. Onu ben anlamıyorum. Böyle şikayeti olan insanlar var. Yaşayan dünyayı öğrenmedim. Bak, en fazla şeyi de görebilirsin. Tamam mı? Onu yaşayan bir dünya. Eos'ta görebilirsin. Eos'ta da enerji yok. İnsanlar uyuyor zaten. Geri kalan uyanmış olanlar da zaten android. Yani görebileceğin yaşayan dünyanın tek şey yağmur birikintisi falan hani, yani. Ya, ne maksimum göreceğin şey şu. Hani bak, insanların beklediği şey şu. RDR'de mesela anlık gelişen böyle şeyler vardı ya. Görevler oluyordu ya, adam böyle bıçaklanmış, atım gitti, ölüyorum, zehirlendim gibi şeyler. İnsanlar yaşayan dünyadan beklense bu gelişen bir şeyler bekliyorlar falan. Yani gelişme görüyorsun. Ama öyle anında gelişecek olan şeyler göremezsin zaten. Bu öyle bir oyun değil zaten. Tabii canım. Kıyamet senaryosu oğlum, ne bekliyorsun? Evet, burada en büyük sıkıntı ne biliyor musun? İnsanlar artık şunu da şey yapması lazım. Oyunların, bütün oyunları RDR ile kıyaslamayın. Tamam, çok dünyanın bunu en iyi Türkler çok biri. Yapıyor. Bunu çok Türkler, iyi bir oyun. Bunu Türkler yapıyor evet. Genelde. Çok iyi bir oyun. Witcher ve RDR. Sanki başka siktimin oyunu yok da bu dünyada. Bir tek o iki oyunu her oyuna kıyaslıyorlar. Burada söylediğim gibi bu oyunlar, çoğu oyun RDR ile kıyaslanacak oyun değil. Bu bir kere zaten yarı open world. Tam open world bile değil. Sandbox oğlum, open world bile değil. Evet. Sandbox bunlar. Ve türleri farklı zaten. Diğeri action, bu. Yani bunu şeyle kıyaslarsın. Bunu kıyaslayabileceğin dünya içinde sadece Elden Ring'le kıyaslarsın. Sanki Elden Ring'de çok yaşayan bir dünya ya. Yani sadece onunla kıyaslarsın. Aynen. Yani. O da kıyamet sonrasının bir dünya, bu da kıyamet sonrası bir dünya. Ya o da boss odaklı, bu da boss odaklı. Evet. Yani bulmaca. Elden Ring'de bu arada bulmacalar var mı? Onda da bayağı. Var. O da mı bunun gibi aynı? Yok. Şöyle. Bunda ne kadar bulmaca varsa. Bu kadar keşfediyor musun boss tabii dışında? Tabii ki. Oğlum 250 saat sürdü bütün dünyayı keşfetmem benim. Boss 200, dışında bu kadar. Evet, evet. O da aynı. Oğlum dungeonlar var, madenler var, gerçi onda item falan topluyorsun. Silahlar toplamak istediğin silahlar. Çünkü şöyle, her silahın farklı skill'i var ya, o Elden Ring'deki silahlar o hepsinin skill'i farklı. Hepsinin. O sebeple ötürü insan bak şöyle yeni bir silah alıyorsun ya, lan amına koyayım bir deneyeyim lan bunu falan diyorsun. O sebeple ötürü keşif şeyini çok büyük arttırıyor seni. Hmm. Bak sana şöyle diyeyim. Oyunda bir tane inanılmaz açık arenası olan bir boss var, tamam mı? Radagon diye. Hmm. Radagon mapinde zindan varmış amına koyayım. Ben onu aylar sonra fark ettim, biliyor musun? Mapin bir noktasında zindan varmış. Git zindana gittim sonra aylar sonra. Ben onu oynarsam hayatım biter. İşte. O yüzden hiç girmiyorum. Canım da çekiyor. Ya belki girebilirsin. Seversin de bu arada. Çünkü hikaye anlatım falan filan da var. Sen seversin böyle şeyleri. Evet. Sinematikleriyle falan filan da hikaye anlatım var onun. Neyse siktir de Elden Ring. Aynen Elden Ring konuşmayalım. Veya oyun kıyaslaması falan filan da yapmayalım. Tamam, burada bizim şu anda yapacağımız tek şey puanımızı verip alınmalı mı alınmamalı mı bunu verip söyleyip gitmek. Bir şeyden bahsedeyim ben. Müziklere bir değinmek istiyorum. Ben son zamanlarda bu kadar müzik odaklı hiçbir oyun görmedim. Yani son benim sevmediğim şey oyunlarda buydu. Müzikler genelde çok klasikler, hep birbirine benzerler, özenmezler. Böyle her yere özel design beste yapmazlar. Bunun müzikleri, Kore popu sevdim lan. Hani Eidos, Seide olsun, Westland olsun, Çölmöz. Son müzikler abi, son iki müziği ben hiç sevmedim. Son müzikler bok gibi, onları ben de sevmedim. Geri kalanlar güzeldi, bu şey atmosfere işte, yakın. Hani open world'de çalan müzikler işte, bölüm, open world diyoruz hala ya, sandbox'da çalan müzikler. Bölümlerin kendi müzikleri çok iyi. Mesela Eidos 7'da. Boss müzikleri de çok iyi. Çok iyi şey var Eidos 7'den. Bir müzik var mesela, o şey, o map'in başka bölgesinde gitsin, müzik değişiyor. Yeni beste yapmışlar, yeni vokal koymuşlar. Mesela plaza kısmında farklı müzik çalıyordu. Hay bak. Böyle çok uğraşmışlar bak, ve şarkılar çok güzel sen yani. Sen keşif yönün ağırsa seni, tamam. Mesela sadece boss'a yönelikse o müzik senin için çok ideal oluyor. Ama keşif ağırlıklı giriyorsan o müzik arka arkaya 17 kere çaldıktan sonra sıkılıyorsun. Şimdi ben o kadar keşif yaptım ben de. 45-50 saatte bitirdim ben de. Bu benim problemim ama. Yine de müzik sesini %50 daha arttırıp oyun sesini %50 kıstım SFX'e. Yine de bıkmadım. Şu an hala YouTube'dan açıp arasına bakarım. Ben çok sevdim. Bilmiyorum. Ya ben bu tarz müzikleri çok sevdim. Çünkü PlayStation 1-2 döneminde müzikler böyleydi. Bundan bana çok yaratıcı ve güzel müzikler geliyor. Hani Batılı oyunların müziklerini bilirsin böyle. Salak Hollywood müzikleri. Ama işte biz bunları gördük. Nier'da gördük. Aynı müzik. Bence Nier'in müziklerinden daha iyi bunların müzikleri. Bana aynı. Yani. Sen Nier'i bilmediğin için. Nier'in müziklerinin hepsini biliyorum ben. Nier oynadın mı ki sen? Otomatik oynamadım ama bütün müziklerin arşivi vardır bende. Benim oyun müzik arşivimde oynamadığım oyunların da müzikleri var. Ben normal Nier mi? Nier Automata mı? Otomatik oynamadım ben. Otomata'daki müziklerin aynısı. Tamam, Otomata'nın müziklerinin hepsinin arşivi var bende. Bununkiler daha iyi. Bak Nier'in vokallerini o kadar çok sevmedim. Bunun vokalleri daha bir güzel. Daha bir iyiydi bence.
Bilmiyorum. Ya bilmiyorum, çok bir şarkı sayısı olabilir. Şarkı sayısı olarak belki yani daha çok güzel şarkı vardır ama bunda sevdiklerim daha iyi. Belki de yeni olduğu için de. Nier çünkü kaç yıl dinledim bıktım amına koyayım. Nier kaç lan, 2015 mi? Böyle bir şey. Yani bıkmış olabilirim. Bilmiyorum. Otomata da bahsediyor bize. Bir de bunun Nier'ı, normal Nier'ı var. Ha. Oha yani. Kaç yıllık oyun. Bir de bunların Dragon Guard'ı var. Nier öncesi Nier. Oha amına koyayım, anlat anlat bitmez. Ben bitirmişim Dragon Guard'ı şu mal gibi. Anlatmıştım. Kaç ama. Saat. Ömrüm bitti demiştin. Bir daha da Nier oyunu oynamadım işte o yüzden. Ama Sailor Blade'i bir daha çıksa bir daha hayvan gibi oynarım. Sailor Blade ayrı. Çok benim size yaptığım şuydu. İlk 3... Bak normalde Nier yanlış hatırlamıyorsam 5 son var, tamam mı? Ama arka arkaya bitiriyorsun, tamam mı? İlk sonu bittikten sonra ikinci sonu... Dragon Guard da öyle işte. 10 kere bitiriyorum, bitmiyor. Bitiriyorum bir sonu. Ben 3.de pes ettim biliyor musun? İnternetten izledim sonra. Dedim ya sikerim lan, 57 saat olmuş. Yeter lan dedim. Ben onu da yapmadım, mal gibi oynadım. Yani. En kötü taraflarından biri de Young Side Quest'lerin uzunluğu. O kadar çok Side Quest var. Neyse ki Dragon Guard'da Side Quest olayı diye bir şey yoktu sanırım. Çok. Ha bu arada şöyle bir şey de var. Nier Automata'nın en kötü taraflarından biri. Oyunun ta sonlarına doğru fester ulaşıyor biliyor musun? Her yere yürüyorsun. Her yere. Şey de öyleydi. Dragon Guard'da festival olduğunu bile hatırlamıyorum ben. Direkt yürüyordun her yere. Eski diyeyim oğlum, çok asik oyun değil mi? Festival ne ara lan o oyunlarını zaten. Anca modlar şey Dragon Guard 1 2 PlayStation 2 idi. Ama 3. oyun PS3'e özel oyundu. Sonra Nier çıktı. Bunların olsun gene de yapmamışlardır belki de. He. Ama bak, bu arada fast travel koymalarının en büyük sebebi ne biliyor musun? Şey de yaptılar ya şimdi. Sen söyle. Yeni çıktı. Ha, Dragon Dogma 2. Dragon Dogma 2'de de fast travel item'ı varmış. İnanılmaz zor rastlanan bir item'miş. Yok öyle zor değil. Çok zor dediler bana. Bulunması çok zormuş. Valla benim 2 saat oyun arkadaşım var, öyle bir şey değil mi? Neyse işte. Onun gibi keşif ağırlığı olduğu için oyunun ve insanları keşfe yönlendirmeye çalışıyor oyun yapanlar. Hani dünyada görecek çok şey var, sürekli side quest açılıyor falan filan. Hı. Deyip böyle yürüsünler istiyor da olabilirler. Ama bu oyun öyle değil. Nier hiç alakası bile yok. Yani. Side quest'in yeri belli, nereye gitmen gereken yine, yeri belli. Bu arada yine. Sürekli oyunla oyuna geçiyoruz senle. Şunu yapmayalım, inceleyelim. Bir oyun inceleyemez yapıyoruz. Ben sana ne dedim? Şu oyuna geçiyoruz. Elden Ring'e geçiyoruz. Bilmiyorum. Her lan oyun... Ben sana ne dedim demin? Oyunu puanlayalım, siklik gidelim demedim ben tamam, sana. Tamam, gidiyoruz tamam. Müzikleri 10-10. Ve bu arada PlayStation 2 oyunu. Bu aslında bildiğin. Yeni nesille yapılmış bir PlayStation 2 mentalitesinde bir oyun. Ve biz çok uzun zamandır böyle oyunlar görmediğimiz için... Çok mutluyum şu an o yüzden. Yani... İlk defa bir oyunu 2000 lira verdim. Sen daha fazla verdin mi bir oyunu? Dijital bir oyunu. 2250. 2250 işte neyse yani. Dijital bir oyunu ben, bu kadar daha fazla para verdim. Ben şeye sen söyle. Elden Ring'e 800 lira verdim. Tamam mı? Gram pişman değilim. Bu oyunda da çok değilim. Bu oyunda ben hiç değilim. Ben bu oyunu şey istiyorum. Hani? Expansion pack'ini gelmesini bekliyorum. Zaten Shift Up şey dedi hani. Biz dedi bu oyuna dedi güncelleme getireceğiz ama hiçbir para da olmayacak. Satışları da iyi ha. Şu an Metacritic'te de user score var ya, kullanıcı skoru 9.3. PlayStation bu neslin en büyük skorunu almış olan şu an bu Sony eksklusiflerinde. PlayStation 5. Ki bu yani. First party stüdyo oyunu bile değil. Yani ya ben işte olsam bak, direkt Shift Up'ı alırdım. Sony'nin fark etmesi gereken yani yıllardır da istediğimiz zaten mesele bu değil mi zaten? Küçük stüdyoları fark edip bünyesine kattı. Abuna koydukların bütün stüdyoları kapattı. Stüdyo kalmadı. Ve ellerinde. Kapattıkları da bunlar gibi. Kore, stüdyolar. Japon stüdyolarıydı. Kim bilir onlar şu an neler yapacaktı. Neyse bu arada Shift Up sadece daha önce mobil oyun yapmış bir firma. Başka hiçbir şey yapmamış. Büyük başarı. Mobil oyunlar yapmışlar. Demek ki adamlar gerçekten oyuncu seviyorlar bu işleri. Para kazanmak için yaptılar. Paralarını şimdi bunu aktarıp gerçek istediklerini ya yaptılar gibi geliyor bana. Sony bunlara bir kurşun verdi. Tamam mı? Diyeceğim bu kurşunu iyi sıkın. O fark eden kimse sikeriz. Çok evet. Tebrik etmek lazım. Sony i̇yi sıktı. Kim fark ettiyse bunları. Benim mükemmel oyunla var. Alakalı da en şöyle genel oyuncuların da genel şikayeti bu. Benim gördüğüm, benim de şikayetim bu. Şöyle ki ana karakterimizin inanılmaz seksi olmasından hiçbir şeyim yok. Ben Lara Croft'la büyümüş bir adamım. Aslında ana karakterimiz her zaman seksi. Aslında inanılmaz seksi değil. Eski oyunlar hepsi böyle değil miydi neredeyse? Evet, sadece inanılmaz şöyle, seksi diye bir şey yok yani. Kıyamet sonrasındaki bir dünyada kasvetli ve yan karakterleriyle de
kasvetli olan bir dünya için fazla seksi kıyafetlerimiz var. Hani evrene yakışır evet, bir kostümümüz yok. Onu demek istiyorum. Evet. Yoksa karakterim memesi büyükmüş, götü büyükmüş, umurumda değil. Benim hatta bunlar hoşuma bile gider. Burada sıkıntı evrene yakışan bir kostüm olması. Hani tamam seksi kostüm koymanızı anlıyorum da hani 70 kostümünle 70'i bu kadar seksi olması. Hani sadece bir tane ayıcık kostümü var saçma sapan. Onu açık ki olmayan tek kostümü. Hani onu mu giyeyim? Mevzu bu değil. Yok şey var. Mı? Kotlu falan var birkaç tane. Onlar da ama. Ama hani onlar da kötü. Evren de yakışmıyor. Oğlum biz şeyde mi yaşıyoruz? 1970'lerde mi yaşıyoruz? Yani bir şey hakkında istiyor insan. Bir savaş zırhı gibi. Savaş şey zırhı gibi. Az fütüristik bir şey olsun. Yani. Şey o da oyunun sonunda açılıyor. Revan'ın kostümü açılıyor. Evet ama onun da sonuçta devasa bir göğüs dekoltesi var. Yani. Dediğim gibi hani tamam o artık yarı insan olduğumuz için o bile bir noktada tamam dedirtiyor sana ama gene de şey yani 70 çeşidin 70'i de aynı temada olmasın diyorsun. Evet. İşte. Ama sonra şöyle diyor. Sonra şöyle diyorum. Nier'ın da alakası bile yoktu. Hepsi hani direkt ana karakterimizi mini etekle geziyor. Öyle oğlum. Evrene hiç yakışmıyordu. Alakası bile yoktu hatta. Çünkü Salt'taki karakterimiz biri short giyiyor. Omuna koyayım ne alaka ya diyorsun? Ya bu dediğin şey zaten hani çok hayıflanmak için bir şey bulursan sonra da şey diyorsun şey. Zaten kritik falan değil. Evreni yani ve sen hikayesine odaklanıyorsan karakterin inanılmaz seksi olması ve mini etek giymesi de bir noktadan sonra sikin de olmuyor. Bu arada iyi oldu niye biliyor musun? Bu oyun belki bak genelde bu tür oyunlar hep benim böyle işte Kore, Japon bu aynı bu tarz oyunlar benim hep en sevdiğim oyunlar oluyor ve genelde hep underrated kalıyor. Ana akım oyunlar olmuyor. İlk defa şu an böyle bir oyun neredeyse ana akım oldu. 9.3 hayvan gibi sattı. Niye? Bence sırf seksilikten dolayı biraz reklam oldu. Sonra herkesin kafasına girdi, herkes aldı. Yoksa bu oyun şu an underrated olacak bir oyun. Genelde bu tür güzel oyunlar hep underrated kalır çünkü. Buna yakışın en yakını neydi biliyor musun? Atomic Heart'tı. Atomic Heart'ı insanlar niye aldı? Abaz oldukları için aldı. İki tane robot var. O iki tane inanılmaz seksi robotu fragmanda gördüler ya. İnsanlar sırf onları görebilmek için bu oyunu aldılar. Peki oyun ne çıktı? Yarrak. Oyun bok gibi. Bu tam tersi. Evet bu ise tam tersi. Seksilik için Allah ama cidden bir masterpiece çıktı yani. Ya burada şey diyebilirim ben. Seks satar. Sattı ve ortaya da böyle bir şey çıktı. Yani. Ya bir sonrakinde de aynı şeyi yapacaklarından %1 milyon eminim. Asla kısmayacaklardır kendilerini. Ama bunların kötü oyun yapacağını ben hiç düşünmüyorum. Yok oyunun kendisi kötü olmayacak. Benim tek istediğim oyun evrenine yakışır bir tane kıyafet. Başka bir şey istemiyorum. Getirirler ya. Yoksa seksi olsun umurumda değil. Zaten oyundaki kıyafetlerin hiçbiri sana artı buff bile vermiyor. Hepsi kozmetik. Bir tek çıplak olursan eksi. Ha evet öyle bir şey var. Nerf alıyorsun o kadar. Bir dakika. Tamam. Neyse kostümü araştıramazsın. Müzikten bahsettik. PlayStation 2 mentalitesinin harika bir masterpiece olduğundan bahsettik bu oyun. Hani beklenmeyen kadar güzel çıktı. Ve PlayStation 5 dönemi için. Ve bu yani. Bence PS5 erasındaki en iyi oyun bence bu. Benim fikrim bu. Şu ana kadar çıkanların arasından yok. Benim için hala Demon's Souls da. Ama Demon's Souls yeni bir oyun değil. Remake bu. Yeni oyun için desek bu. O bir remake. Sonuçta eski oyunun aynısı. Hiç bir değişiklik. Ya bir de Demon's Souls şey işte senin direkt Souls manyağı olduğun için. Ama söylediğim gibi o yeni bir oyun değil. Yani. 2011 miydi? 2008 değil mi? 8 miydi? Oo, 2009. Çok eski oğlum. Neyse çok önemli. Artık puanlamaya geçelim bence. Bir saatte oldu. Ben dün 10 üzerinden 10 düşünüyordum da. Şimdi 9 versem. Ya bak şimdi. Bu oyunun müziklerini bu kadar beğenmesem bu oyuna ben net 9 veririm. Ama o müzikler hani o bölümlerde geçerken atmosferle beni öyle bir bütünleştirdi ki. Ben biraz şeyim arkadaşlar oyunlarda. Müziklere fazla değer veririm. Hani çünkü beni o oyun için atan şey müziklerdir aslında. Hitman Blood Money çok sevmem sebeplerinden biri de bu değil mi zaten senin? Yani. Tehlike anında çalan ya müzik. Ya bir oyun her map'te ayrı müzik. İyiyse o müzikler de çok özenle yapılmışsa ben oyun içinde böyle kayboluyorum. Tamam mı? Fazla duygusal olurum böyle. Bu da onu başardı. Ben o yüzden 10 demek istiyorum. Ama 10 da fazla iddialı oluyor biraz yani. Ben 10 veremem bu oyuna. Mümkün değil. Öyle bir oyun değil. 8 bu arada veremezsin. Ratchet & Clank'e 8 verdim. Bu Ratchet & Clank'ten daha iyi bir oyun. Rift Apart'tan. Peki de 8 mi verdim evet, ben? Evet. 9 vermek zorundasın bu oyunu. 8 verecektim ben. Veremezsin. Ratchet'e o zaman 7 verecektin. Ratchet 7'lik bir oyun da değil ama yani. Ratchet 7'lik. Şey de iyi değil değil mi? Hani puan skalası yetmiyor. Çok geniş değil. Mevzu şu. Benim bu oyunda puan kırmamın en ama en büyük sebeplerinden biri inanılmaz anime klişesinin barındırması. Özellikle de sonunun. O sonundaki o anime klişesi olmasa benim puanım zaten 9'du. Sırf o anime klişesinden o 8'e düşürüyorum. Sonu asıl klişe değil. Bitecek sanıyorsun bitmiyor. Eden'le birleşme hayır, olayı. Öyle değil, seçimi öyle sana değil. Bırakıyor. Sahne klişe. Oğlum
5 saniyelik Secret Cutscene lan. Olsun, sevmedim. Puan mı kırılır? Olsun, sevmedim. İyi de bunun için puan kırılır. Kanatlı melek şeyin arasında. Mone mone. Ya tamam, çok kötü orası da. O hani 3 saniyelik bir kredi sonrası sahne amına koyayım. Bir de müzikleri de çok kötüydü. Son iki müzik çok kötüydü. Oradan da kırdım işte. Şey bile daha iyiydi. Revo'nun müziği bile daha güzeldi işte. Ama böyle bir şey yapmışlar. Şeyi hatırlıyor musun? Tesise girdiğimizde Juggernaut diye boss var. Çekiçli amına koyayım. Onun müziği ne kadar iyiydi mesela. Evet. Onu ama, öyle bir şey de ama bu oyuna boss müziklerinden çok benim map müzikleri hoşuma gitti. Sen hareketi seviyorsun herhalde. He. Ben vokalleri daha çok seviyorum. Hayır, ben vokal de severim. Mevzu benim ilk map'te sadece o şarkıyı 17 kere arka arkaya dinlemem. Sebebi o. O yüzden. Ama onun hareketli hali çok iyiydi bu arada. Onun hareketlerini sadece dövüşürken duyuyorsun. O da hemen kesiliyor. He. Hep sönük halini dinliyorsun. Oğlum zaten oradaki düşmanları o kadar sikik 2 saniyeli öldürüyorsun. Evet. Hele en güçlendiği seviyede git bakayım orada. Her düşmana bir vurunca ölüyor. Pardon lan. İki vuruşta öldürüyorsun sonra. Çünkü ben oraya şöyle. Orada bir tane Eos'ta balık satan bir pezemek vardı ya. O senden şarap istiyor. O da orada o map'te. Veriyorsun, bir daha istiyor. Bir daha, çünkü amcık çalıyormuş. İşte en sonunda şey diyor ya işte. Hepsini ben içtim falan. Orospu çıkıyor. Ya siksinler umurumda değil ya. Biz de iyilik timsaliyiz amına koyayım. Hiçbir şey yapmıyoruz. Herkese iyiyiz, o çok iyiyiz falan filan. Adam işte bizi o yüzden. Aynen o yüzden. Bu arada yan görevlerden hiç bahsetmedik. Yok efendim, biraz bahsettim. Ya küçük robottan bahsettim. Şarkı söyleyen kız var. Şey var. Ya büyük inceleme videolarında şey görüyorum ben. Yan görevler çok boktandı, yapmadım falan. Hani şu şey var ya. Arkadaşlar, bu oyunda iki çeşit yan görev türü var. Bir hikaye odaklı. Karakterlerle sokakta tanışıyorsun. Olay yalışıyor. Onlar var. Çok önemli. 5 karakter bir var. Bir de direkt görev yapmak için bir tane makine gibi bir yer var. Oradan insan oradan alıyorsun. Taleplerini ötesine veriyor. O görevler dandik. İşte ama ölen karımı bul, ölen bacımı bul falan filan. Onlar dandik ama şeyler iyi. Hani sokakta tanıştığın insanların hikayeleri falan güzel bence. İşte ablasının şey almış. Drone bilinç kazanıyor falan. Böyle değişik şeyler var. Onlar güzel. Bosslar çıkıyor. Oralar güzel falan. Ya bak, çok kısaca hepsini özetleyebilirim istiyorsan. Sonra da puanlamaya geçelim onu. Puanladık işte. Ben 9 verdim. Yok, ben 10 verdim. Ben 8 verdim. Sen 9 verdin. 8. Reşit'le kadarki 8 verdim. Yapacak bir şey yok. Reşit'le aynı seviyede. Benim puanım bu. Reşit aynı seviyede olduğunu söylemiyorum. Benim puanım bu. 8.5 ver bari. Ne yapayım, madalya mı vereyim? Kanka, Rift Apart'tan daha iyi. Ne yapayım, ne diyeyim ben bunu, altın mı vereyim? Rift Apart'ta bronz. Falan mı diyeyim? Hayır, Rift Apart'tan daha iyi bir oyun, onu diyorum. Rift Apart'tan iyi olabilir. Ben Rift Apart'tan zevk aldığım için verdim o puanı. Bunda sırf anime klişesi ve sondaki o iki boktan müzik yüzünden 8'e düşürüyorum. Yoksa 9'du. İyi de kanka, o kadar iyi yaptığı şeyde puanını değişim kazanıyor. Küçük DLC bir şeyde kaybediyorsun gelirse, bu kadar. DLC haksız gelirse, gelirse. Oğlum benim puanlım kim sikine takıyor? Demek istediğim şu. Tamam mı? DLC'ler güzel çıkarsa o puanımı 9'a çıkaracak. DLC çıkacağını bilmiyoruz ki. Belki sadece çıkacak kostüm. Olabilir. Sadece kostüm gelir belki. Olsun. Bakacağız. Tamam. Neyse. En son küçük bir özetleyeyim, bir şey dedin sen. Bir şey tamam, diyeceğim. Kısaca bütün yan görevleri özetleyeceğim. Burada hepsini yaptık biz. İyi bir dönem evet, olsun. %100. Hepsini bitirdik. Yani. 40 tane side quest yaptım amına koyayım yani. 40'tan fazla saydım. Neyse. Şimdi bir tane hiç önemli olmayan, istiyorsanız yapmayın. Umurumda bile değil. Keşke yapmasaydım ama yapmak zorunda kaldım. Balık tutma görevi. Balık tutma görevinde balık tutma görevindeki side karakteri diyor ki işte keyfimi rahatlatıyor, insan olduğumu hatırlatıyor falan filan. O da cyborg amına koyayım. Yapıyorsun, tutuyorsun. Hatta oyunda köpek balığı bile yakalıyorsun falan. Balık pişiren yok ki amına koyayım. Evet, balık yiyen yok evrende. Hepsi android. Hatta şehirde bir tane salak var. Zevkine pişiriyor. Şarapçı işte. Ha işte şarapçı. Niye pişiriyorsun diye yiyor. İyi, hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Çünkü insanlıkta kalan anıları ya. Kesin şef de eskiden. Ömür gitme. Ondan dolayı da zevk oldu. Şarap içmeyi seven bir şefmiş işte. Yani balık neyse işte. Bir de melek mi tam emin değilim. Bence değil. Bir tane sadece kafası olan bir tane şarkı söyleyen bir kız buluyoruz. Sevgilisi veya kocası tam emin olmadığımız bir karakter diyor ki onu tamamlamama yardım eder misin? Biz de ediyoruz. Önce üst gövdesini tamamlıyoruz. Ardından bu mal kocası aşka yenik düşüp büyük çöle gidiyor. O tehlikeli bölgeye yaratıklar tarafına saldırıya uğruyor. Ağır yaralı bir şekilde buluyoruz. Meğerse kızın bacaklarını bulmaya çalışıyormuş. Kızın bacaklarını da takıyor. Kız normal bir şekilde yürüyüp konuşabilmeye başlıyor. Sadece şarkı söyleyebiliyorken artık konuşabiliyor. Ya kızı çöpten var ediyoruz biz. Evet, oyun boyunca bu güzel bir gelişim. Güzel bir gelişim. Bize zaten ondan sonra teşekkür ediyor. Birlikte oluyorlar falan filan. Mutlu mesut birlikte yaşıyorlar. Ardından son bir tane şey var. Hurdacı bir kız var. Küçük bir kız. Hepsini anlatacağız mı oğlum? Yan görevleri. Kısaca özetliyorum.
Bir tane kız var. İşte ablam öldü. Onu bulmama yardım eder misin diyor. Onu buluyoruz. Yok, ablam öldüğüne inanmıyorum. Ya onu şey, bul diyor. Aynen, onu bul diyor. Onu bulmak için gidiyoruz falan. Bir boss savaşıyoruz falan. Onu yeniyoruz falan. Ablasının cesedini buluyoruz. Öyle bitiyor o da. Ondan sonra da küçük android seninki. İşte bilinç kazanmış. Aynen. Küre anayla iletişime geçmeye çalışıyor. Falan. Kendi i̇şte eşsiz at kurmuş. Kendi eski anılarını bulmaya çalışıyor falan. Bir de onun yanında bir tane kölesi var, robot. O bilinç kazanamamış. Onu kullanıyor. Ticaret falan. Ve bir tane de benim en silik olan, çünkü yapmak çok uzun sürdü. Bir noktadan sonra saldım. Bir tane dükkan sahibi olan bir amca var. Sakallı, böyle Yahudi'ye benziyor. Ha, kızı var. Aynen, kızı var. Kızım benim en değerli heykelimi çaldı götürdü. Ondan nefret ediyorum falan filan diyor. Yavşak. Kendi kızından nefret ediyor falan. Gelince canım cilim oluyor. Aynen. Onu, gidip kızını buluyoruz. Kızı da ölmek üzereyken buluyoruz. Şey, yaratıklar tarafından saldırıya uğramış buluyoruz onu. Onu getiriyoruz çocuğuna. Sonra canım cicim ben böyle yapmamalıyım, bir hatalıyım, ben yavşam falan filan deyip böyle ağlıyor. Sonra bize bir tane şey veriyor. Kıyafet veriyor. Gönderiyor. Ki bu oyundaki en önemli şey zaten hazine, kıyafet almak. Aynen. Bu arada hiçbir şey yok. Sadece seksilik katıyor. Bu yan görev yaptığımız şehir sakinlerin hepsi oyunun sonunda biz son boss'a gitmeden önce bize gelip böyle bizi yolcu ediyorlar. Hepsi evet. Bize hediyeler veriyorlar falan. O sahne çok güzel. Onları da kayıt aldım, koyacağım. Hepsini kayıt aldım. 123 tane gameplay var amına koyayım. Öyle. Ya böyle yan görevler bence o talep makinesi boktan ama hikayesi olanların, doğal hikayesi olanlar, zaten güzel. Ünlem. Güzel. Onlar güzeldi. Kötü de değil, çok iyi de değil ama iyiydi. Aynen, son bir tane unuttum. Son bir tane. Ki şimdi ilk oyunu bu firmanın. Ha evet. Yani. Daha mobil oyun dışında gelir umarım. İlk yapmışlar. Allah. Berber. Hatırlıyorsun değil mi? Güven. Ha, berber bizden bir tane şey işte. Aha. Saç kurutma makinesi, tarak. Bir de makas bulmamızı istiyor. Çöplükten çalmışlar. Onları buluyoruz. Sonra bizden şey istiyor. Saç silini yaparım eğer bunları bulursan diyor. Ve sonra onları ne yapıyor? Yavşak parayla değil şeyle satıyor. Bitcoin. Bitcoin'le. Ya şey işte, saç yapma falan da var onunla. Ya evet, öyle bir şey ki de. Ki hepsi çok canım cicim saçlar. Silin sadece üst taraflar geliyor. At kuyruğuna hiç dokunmuyor. Zaten ayarlarda gibi. At kuyruğunu kısaltma falan ben falan da varmış. Ben kısaltmıyorum. Ben hiç kısaltmam. Bence çok hoş duruyor. Öyle de ayağına takılıyor sürekli. Olsun. Sanki bir engel oluyor. Olmuyor da işte. Olması gerek. Boss fight'larda bu sana engel oluyor falan. İşte olması gerekir diye düşünüyorum. Oyun yapay geliyor, o yüzden kısalttım. Bilmiyorum. Bir de belki makineyi zorluyordur, ısınır falan diye. Çünkü saç fizikleri falan çok zorlayan şeyler cihazları. Resident Evil 4'te mesela saç ayarını ultra yapıyorsun, 30 FPS düşüyordu oyun aman akıyım. Hatırlamıyor musun? Oğlum sırf gölgeyi arttırdığın için düşüyordu lan. Saçma sapan. Ya gölge tamam da saç. Küçücük bir şey onun için. Yine de çok performans etkisi olan bir şey saç. Neyse. Bu arada oyunun performansı mükemmel. Sıfır bak. Performans sıfır. Modu var. 2K. Natif çözünürlükte direkt 60 FPS veriyor. Dengeli mod var. 2K'ya 4K'ya ara sıra indirip çıkartıyor. Upscale falan ediyor. 60 FPS veriyor yine de. Bir de çözünürlük var. 30 FPS. Natif 4K. Bunu kimsenin kullandığını düşünmüyorum. Dengeli modda yine 4K 60K'ya oynuyorsun çünkü. Evet. Yani... Hani diyorlar işte GTA 6 çıkmaz falan filan. Biraz optimizasyonu öğren işte. Abi mükemmel oyun yapılıyor. Adamlar harika bir oyunu. Burada grafikleri çok iyi oyunu. Performans şey kaliteyi denemedim. Sadece 4K oluyor. Grafik kalitesi artmıyor. Hiç bakmadım o yüzden de onlara. Native. Var mı değil mi, yani bilmiyorum. Hiç upscale'siz. Full %100 4K oluyor. 24 saat. Gerek yok ona. Zaten oynanmaz bu oyun. Hızlı bir oyun. Yani peri atamazsın onu. Evet. 30 FPS. Neyse yani harika çalışıyor. PS5'in Kraken teknolojisini kullanmışlar. 30 GB kocaman oyun. 30 GB'a sıkıştırmışlar. Ve bu film, mobil oyun yapan firmanın ilk oyunu. Yine de PS5'in first party stüdyoları neredeyse daha iyi bile optimizasyon yapmışlar. Oyuna bir tane bile bug'la karşılaşmadım ben bu arada. Ben karşılaştım zannettim. Meğersem sadece çift zıplamayı almamışım. Ya bug'la karşılaşmadık sonuç olarak. Karşılaşmamışım. Sıfır bug. Yani şey gibi işte, yani PlayStation 2-3 tane oyun işte. Oyun akıyor. Yani full paket bir oyun çıktı. Bir kere oyunu alıyorsun, full paket. Ne sorun ne patch, hiçbir şey gerekmiyor. Parayla ekstra bir şey almana gerek yok. Her şey oyun içinde var. Bu PlayStation 2 oyunu işte yani, mükemmel. Ya, o dönem zaten ya, en iyi dönemdi. Ya, o dönemin oyunu. PlayStation'ın kendi alt stüdyosu olmasa bile en azından parasını verip de adam akıllı çıkardı, güzel bir oyun. Yani bunu görüp de mesela ne... Jedi Survivor. Jedi Survivor çıktığında o kadar yarraktı ki bir yıl düzeltemediler oyunu amına koyayım. Bu peki? Evet. Çıktığı ilk günden day one patch ya, bile almadı oyun. Bu adamlarda çok büyük marifet var. Zaten direktör Kim Jong, bu ne bir şey. Adam oyuncuymuş zaten.
Nier hayranı, Bayonet dayan falan filan bir sürü oyunları seviyormuş. Tifa mesela aynı şeyde kadın karakterinden biriymiş Final Fantasy'deki falan. Adam oyuncu yani. Yani neyse. Harika bir cevher var o stüdyoda. Sony'nin bunları alması lazım. First Party stüdyo olması bence çok iyi olur. Çünkü Sony'e bu kafada böyle harika oyunlar yapabilecek yani Japon Kore firması lazım artık. Stüdyo kalmadı. Hepsi batılı ama ne koyayım. Yani Santa Monica, Naughty Dog falan. Hepsi batılı firmalar bunların. Evet. Bir tane böyle Asyalı stüdyo lazım. Şu anda en iyi hepsi bence Shift Up olur. Çok yetenekli adamlar. Bayıldım yani. Zaten, zaten şu anda süper kahraman oyunlarında bir numaralar. Geri kalan çıkanların hepsi yarro. Hepsi çok kötü. Spider-Man konserim şey geliyor, Wolverine de geliyor, mis gibi çıkar. Ama şey sızmış, gameplay sızmış, bilmiyorum, bakmadım, bakmayacağım. Ya neyse, PlayStation Japon firması. Eskiden de neydi? Oyun çeşitliliğiyle bilinirdi Sony, eksi süsleriyle. Sadece batılı... PlayStation 2 döneminde, PlayStation 3 döneminde. Yani sadece batılı, sinematik odaklı oyunlar yapmazdı. Herkese bir şey sunardı. Gameplay odaklı oyunu olurdu. Bu gameplay odaklı oyun işte. Böyle oyunları sunması lazım, bunu alması lazım, umarım alır. Neyse ben 10 verdim, sen 8 veriyorsun yine. Evet. Bence bir masterpiece bu oyun. Bence oynanması kesinlikle gerekiyor. Ve bu oyun ben o zaman PS5 alırım. Sadece bu oyun için alırdım ben. Yani bu oyun şöyle söyleyeyim sana. PlayStation'da değil, PC için çıksa ve 80 GB. PlayStation stüdyoları alı altına yapılmasa bu oyun benim ilgimi bile çekmezdi. Güvenmezdim çünkü. Evet. Değil mi? Bok gibi çıkardık. Konu altına çıkınca bir güven oluştu. PC'ye çıkan yeni nesil oyunların hepsi zaten yarruk gibi çıkıyor. İlla mod diyeceksin, illa bir şey yapacaksın, illa bir şey. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Optimizasyon çünkü o kadar kötü oluyor çünkü her ekran kartına göre yapamıyorlar ya gerizekalılar. Uğraşmıyorlar ki. Uğraşmıyorlar çünkü. Şey de yok ki, optimizasyon sıfır sorunlu olsun, gene şey sorun ediyorsun. Isındı mı? 60 FPS'e sıkıntı olur mu? 120 FPS'e mi çekeyim yani, falan böyle saçma sapan dertlerin oluyor yani. Yani. Öyle oldu. Aynen öyle. Konsol eksklusif olduğu için zaten biraz güven verdim oyun. Ben de büyük ihtimal o yüzden ön sipariş vermiştim. Işığı gördüm, bir de dedim Sony altına çıkıyor. Ben normalde vermeyecektim. Birazcık da zor duruma sokmadı diye çünkü 2000 lira ben seni fazla. Hatırlıyorum. Sen dedin ki ben bu oyunu almam diyordun bana. Çünkü demoyu oynadıktan sonra fikrimi değiştirdim çünkü demolu hakikaten iyiydi. Özellikle o yıldırımlı pezemek var ya, testere kafalı yıldırımlı. Hı. Eğer onu değil farklı bir boss koysalardı fikrim değişebilirdi ama o çok iyi bir boss. Kanka bazı oyunlarda şey vardır böyle demo hiçbir gameplay görmesen de bir şey nasıl çıkacağını anlarsın. Şey işte bu bizde olan bir şey işte yılların tecrübesi sonucu sen ben anlıyorsun. O yüzden bir ışık gördük orada yani. Sonra deneyince de muazzam oldu şaşırdı. Neyse. Ben belki maksimum sen oyunu çok beğendikten sonra ben belki sen de deneyimi ettikten sonra almayı düşünüyordum. Demoyu iyi ki yaptılar. Demo çıkarmasalardı şu an oynamamıştım bile. Şu an demo bu arada eski kafanın bir şeyi. Onu hala devam ettiriyorlar. Güzel bir ettirmeleri şey. Ettirmeleri de lazım. İyi oldu yani. Çok iyi oldu. Demo bence her oyunda olmalı. Neyse öyle diyelim. Masterpiece diyelim. Çok uzun çok oldu. Amına koyayım. Evet. Bir saat olmuş. Evet. Saat şu an 12.30. Dur bekle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.